Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün mali müşavirlik mesleğini genel bir çerçeveyle çizeceğiz inşallah. Çok güzel. Konuğumuz mali müşavir Elif Oturak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. 1988 doğumluyum. Aslen Kastamonluyum. Köyde yetişmiş biriyim. İstanbul'a 19 yaşında gelip ondan sonra kendimi yetiştirip mali müşavir oldum. Çok tebrikler. Şimdi çok zor bir meslek çünkü bu. Çok zor, evet. Şimdi kendi büromuzda mesleğimizi icra ediyoruz. Çok tebrikler. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah. Firmalar neden mali müşavirlerle çalışmalı? Firmalar mali müşavirlerle çalışmak zorundalar aslında. Vergi kanunlarımız gereği. Kendi başlarına yapamayacakları işlemleri mali müşavirler yapıyorlar. Devletle firma arasında mali müşavir bazı işlemleri halledip vergisel boyutunu devlete aktarıyor. Evet, bir köprü görevi görüyor. Evet, aynen öyle. Değil köprü mi? Görevi görüyor. Ve aslında firma sahibini de koruyor bir yandan. Tabii ki. Değil mi? Yani bizim amacımız aslında zaten hem firmaların yasalara uygun şekilde işlemlerini yürütmelerini sağlamak, hem de devlet tarafından da vergisel boyutunu kazandırmak. Evet. Mali müşavirlik mesleğinin aslında temeli diyebiliriz. Kesinlikle. Peki mali müşavirlik mesleğinde doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Şöyle, mali müşavirlik aslında 6 hukuk dalını birden okuyup bitiren ve müşavirlik seviyesine gelen insanların yaptığı meslektir. Ancak maalesef piyasada karşılaştığımız en büyük sorunlardan birisi bize bir muhasebecilik yaptırılmasıdır. Müşavirlik kısmının bir nebze geride kalmasıdır. Bu da işte firmaların beklentileri doğrultusunda oluşuyor ister istemez. Aslında biz hukuk müşavirleriyiz bir yerde. Evet. O yüzden bu doğru bilinen bir yanlış. Muhasebecilik değil maalesef. Bizimki, müşavirliktir. Tabii. Bizim mesleğimiz. Biz inşallah mesleğimizi yukarılara taşıyacağız. İnşallah. Peki mali müşavirlerin ekonomideki rolünü biraz daha detaylı anlatmak ister misiniz? Tabii ki. Ben bir mali müşavir olarak bence ekonomideki rolümüz bizim çok büyük. Çünkü ekonomide firmalar ciddi finansal krizlere de giriyorlar. Birçok sıkıntı yaşıyorlar. Küçük firmalar, büyük firmalar fark etmiyor. Burada bizlerin ekonominin gidişatını ölçebilmemiz, ekonomik bilgilerimizi, iktisat bilgilerimizi kullanarak firmaları doğru yönlendirebilmemiz bu açıdan makroekonomiyi bile etkileyebilecek kararlar aldırabiliyor. Çünkü bir firmanın kurtulması başka bir firmanın kurtulması oluyor. Örneğin bu pandemi sürecinde yaşadığımız süreçlerde birçok firma kapatmak zorunda kaldı. Bir kısmı faaliyet değişikliği yaparak devam etmek zorunda kaldı. Bu noktalarda bizim gibi meslektaşların firmaya müdahalesi çok önemli oluyor. Firmalar bazen şunu istiyorlar bizden, ne yapalım, hani nasıl çıkalım bu krizden, bizi yönlendir. Biz de burada ekonomideki kazanılabilecek kesimleri görüp firmaları buna göre yönlendirmemiz gerekiyor. Bu açıdan çok önemli. Bir de demin de dediğimiz gibi devletle mükellef arasında köprü vazifesi görüyoruz. Aslında ekonominin görünmeyen lokomotif sektörlerinden biriyiz biz, mali müşavirler. Çok önemli. Bu şekilde tabii, özetleyebiliriz. Gereken değeri vermek lazım değil Kesinlikle. Mi? O önemli bir konu. Buradan da hatırlatalım izleyicilerimize. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Şirketler maliyet unsurunu nasıl kontrol etmeli? Maliyet unsurlarını kontrol edebilmek için şirketlerin bu son yıllarda yönetim danışmanlığı adı altında bizlerin de hizmet verdiği bölümler bulunuyor. Biz burada mesela neler yapıyoruz? Şirketin gidip yerinde incelemesini yaparak diyoruz ki bak parayı buraya koymuşsun, para buralara gitmiş. Maliyeti çıkartıp nerelerden kısabileceğini analiz ederek firma sahiplerine bunu gösterebiliyoruz. Bu şekilde çalışmalar yapabiliyoruz. Yani maliyetlerini kısabilmenin aslında temelinde detaylı analizler yatıyor. Paranın nereye gittiğini görebilmeleri gerekiyor. Doğru vergi politikalarıyla yönetilmeleri gerekiyor. Burada da müşavirlerden sağlam destek almaları gerekiyor. Çok önemli. İyi bir yol haritası çıkarabiliyor değil mi? Aksiyon planı yapabiliyor Kesinlikle. Müşavirler. Tabii ki. O konu çok önemli firmaların geleceği açısından, risk evet. yönetimi açısından. Peki dijitalleşme birçok sektörü etkiledi. Mali müşavirlik sektörünü nasıl etkiledi acaba?
Benim görüşüm bizim mesleğimizi güzel etkiledi. Biz biraz işlerimiz kolaylaştırdı. Kolaylaştı tabii, zorlaştığı kısımlar da var. Evet, ama daha hızlı oldu. Hızlı oldu. Yani birçok işi, mesela eskiden vergi dairesine gidiyorduk, koşturuyorduk, işte kurum kurum dolaşıyorduk. Şimdi oturduğumuz yerden dilekçe verebiliyoruz, şirket kurabiliyoruz. Yani dijital ekranın başında her şeyi yapabiliyoruz. Bu bizim için güzel bir şey oldu, hızlandırdı bizi. Ama bir yandan da dijitalleşme ile mevzuatlarda da hızlı bir değişiklik başladı. Maalesef onun takibi önemli. İnanılmaz, evet. Dolayısıyla bunun takibi biraz bizi yoruyor diyebilirim. Çok önemli. Bu şekilde etkiledi. Kesinlikle. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani mali müşavirlere gereken değerin gösterilmesini rica ediyorum. Gereken saygınlığın. Biz gerçekten zor bir meslek icra ediyoruz. Severek yapılmadığı zaman da işkenceye dönüşebilecek bir meslek. Maalesef. Bir de biz eğitim de veriyoruz. Eğitim sektöründeyim aynı zamanda ben. Meslek mensuplarına eğitim veriyoruz. Ne güzel. Nerede veriyorsunuz? Şimdi online sistem üzerinden Ersanaca Online diye bir platformumuz oluştu. Oradan eğitim veriyoruz. Meslek mensuplarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Eğer beni izleyen meslektaşlarım olursa onları da davet etmiş olayım buradan. Size ulaşsınlar, eğitimlerine katılsınlar. Ne kadar güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için teşekkür ederiz. Ben başarılarınızın teşekkür ederim. Devamını çok dileriz. Sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.